Allah bir kulunu severse onu imtihan eder. İmtihan ederken de imtihanında ona yardım eder. Allah bir kulunu severse önce onu bir balığın karnına koyar ve bekler. Bakalım kulum sabır mı edecek yoksa isyan mı edecek? Allah bir kulunu severse o kulunu ateşle imtihan eder. Ateşin içine atar fakat yakmaz. Allah bir kulunu severse onu önce dipsiz kuyulara atar. Dipsiz kuyularda bakalım kulum beni çağıracak mı der. Ve çağırdığında ise ilk önce Allah gider. Allah bir kulunu severse bütün dünya yıkılsa bile o kul her zaman ferahtadır. Allah bir kulunu severse ona nefes almayı verir. El, ayak, göz, kulak verir. Görebilmek için göz verir. Duyabilmek için kulak verir. Tutabilmek için el, gitmek istediği yerlere rahatlıkla gidebilmek için ayaklar verir. Allah bir kulunu severse sahip olamadığı nefesine bile hakim olur. Allah bir kulunu severse daha anne karnındayken ona merhametinden bir damla olan anne şefkati gönderir. Onu layıkıyla dağ gibi koruyacak bir baba gönderir. Allah bir kulunu severse onu ne gecede ne gündüzde ne zamanda yalnız bırakır. Allah bir kulunu severse tövbesiyle sever, hatasıyla sever, günahıyla sever. Allah bir kulunu severse kulum bana bir adım gelirse ben ona koşarım der. Allah bir kulunu severse bir sürü hatalarına rağmen, bir sürü günahına rağmen Rabbin seni hiç terk etmedi, sana darılmadı da der ve bize iletir. Allah bir kulunu severse doğarken ümmetim, yaşarken ümmetim, ölürken ümmetim diye dua eden bir peygamberi gönderir. Allah bir kulunu severse yeşillikleri, ormanları, dağları, taşları, okyanusları, denizleri ona ressam tadında resim eder. Allah bir kulunu severse kupkuru topraktan sulu sulu karpuz çıkarır. Allah bir kulunu severse odundan portakallar çıkarır ve o kulu yorulmasın diye dilim dilim eder. Allah bir kulunu sever ise diline hiç görünmeyen bir barkod görevi verir ve tatlısını, ekşisini, acısını tatması için görevler verdirir. Allah bir kulunu severse cehennemi ona haram kılar, cenneti ise ona helal eder. Allah bir kulunu sever ise insanın alnı secdeye değdiği zaman aşkı hatırlamasına müsaade eder. Allah bir kulunu severse derdinin içinde dermanı yatan dertler verir. Düşün kardeşim, en sevdiğin bir insanı dört kişi tarafından bir camın arkasına koyduğunu düşün. Ve cam ekenin arkasında sen de onları izliyorsun. Ağzı maskeli biri o sevdiğin kişinin ağzını kapatıyor. Diğer iki kişi de onu tutuyor. Ve bu da yetmezmiş gibi o dört kişiden birinin elinde bir bıçakla kestiğini düşün. Ne yaparsın o cam ekenin arkasında? Yapmayın diye, ne olur yapmayın diye isyan müdahale etmek istersin, öyle değil mi? Çünkü o sevdiğin kişinin zarar görmesini istemezsin. O elinde bıçak olan kişi en sevdiğin, böyle karnın deştiğini düşün. Ve ışıklar açılıyor. Meğer ağzı maskeli olan ve sevdiğin kişini bayıltan anestezi uzmanıymış. Onun kollarını tutan ise iki tane hemşireymiş. Ve elinde bıçak olan ise doktormuş. Meğer sevdiğin insanın vücudunda kanser varmış da onu almaya çalışıyorlar. Cam ekranın arkasında olan sen, az önce yapmayın diye bağırıp çağıran sen, şimdi ise yapın diye belki milyarlar, belki dolarlar verirsin. O sevdiğin insanın vücudundaki kanserli hücreyi alsınlar diye. Burada mesele kimin ne yaptığı değil, bıçak kimin elinde. Ve Allah kulunu sever ise o kulunun herhangi bir olayında imhal eder. Ama asla ihmal etmez. Allah bir kulunu sever ise onu asla yalnız bırakmaz. Kitabıyla, peygamberleriyle, kurallarıyla, sınırlarıyla onun yanındadır. Allah bir kulunu severse hayatının her anında o kulunun iyi olmasını ister. Allah
bir kulunu sever ise, güneşi ona ışık yapar, ayı ona gece lambası yapar, yıldızları ise tesbih tanesi gibi etrafında döndürür. Allah bir kulunu sever ise, o uyurken bile, haberi olmadan, bir an bile durmadan, kanını pompalayan bir kalp verir. Allah bir kulunu sever ise, attığı her adım kadar, yaşadığı her an kadar, düşündüğü her saniye kadar nimetler verir. Peki güzel kardeşim, Allah bir kulu bu kadar güzel seviyorsa, o kul Allah'ı nasıl sevmeli, nasıl bilmeli, nasıl tanımalı? İnsan tanımadığı bir şeyi sevemez, hürmet edemez, saygı gösteremez. İnsan bir şeyi tanıdığı kadar sevebilir ya da sevmeyebilir. Sen, seni bu kadar eşsiz yaratan Rabbi ne kadar tanıyorsun? Sana cennete yol olan Peygamber Efendimiz'i ne kadar biliyorsun? Dost sohbetinde, masalarda, sokaklarda, arkadaş alanlarında Peygamber Efendimiz'i, Allah'ı çok sevdiğini söylüyorsun değil mi? Peki insan sevdiğine benzermiş. Sen Peygamber Efendimiz'e ne kadar benziyorsun? Sen Rabbini ne kadar tanıyorsun? Ne kadar araştırıyorsun? Onu tanımak için nelerden vazgeçiyorsun? Nasıl bir fedakarlık içerisindesin? Nasıl bir mücadele içerisindesin? Bunu bana değil, gece Rabbine söyle. Bunu bana değil, kendine söyle, vicdanına söyle. Eğer bu sorulara layıkıyla cevap veremiyorsak, eğer mücadelemizi layıkıyla veremiyorsak, maalesef puzzle'ın her zaman bir parçası eksik kalacak. Maalesef hayatımızın her anında bir aksama olacak, bir eksiklik söz konusu olacak. Sen güzel insan, sen Allah'a bıraktığın rahatlığını yaşamak için Allah'ı layıkıyla tanıman lazım. Sen güzel insan, hayırlısı kelimesini dolu dolu söylemek için hayırlı kelimesinin ne anlama geldiğini bilmen lazım. Sen güzel kardeşim, sen başına gelen her ne olursa olsun, etrafında ne gibi olumsuzluklar olursa olsun, seni hiçbir zaman yalnız bırakmayacak bir Rabbim var. Allah eğer bir kulunu severse onu darda bırakmaz, onu yolda bırakmaz, onu hak etmeyen bir gönülde yaşatmaz. Allah bir kulunu severse iki adımdan birini hiçbir zaman denksizleştirmez. Allah bir kulunu sever ise önce ona diken gönderir, dikenin sonunda bir gül gönderir. Bazen yaşadığımız bir olay, bazen kötü sandığımız bir olay, diken sandığımız bir olay, gelecek gülün habercisidir. Biz hangi taraftayız? Biz ne düşüncedeyiz? Sabredenlerden miyiz? Bekleyenlerden miyiz? Yoksa vazgeçenlerden miyiz? Kıranlardan mıyız? Bırakıp gidenlerden miyiz? Biz hangi taraftayız? Sen kardeşim hangi taraftasın? Allah bir kulunu bu kadar güzel severken, bu kadar eşsiz severken, Allah'ın kulu olan bizler onu ne kadar seviyoruz, ne kadar tanıyoruz, ne kadar yaşıyoruz? Onu bilmek için, tanımak için insanlardan daha çok değer veriyor muyuz? İnsanları dinleyelim derken Rabbimizi kaçıncı plana atıyoruz? Allah bir kulunu bu kadar güzel severken biz onun sevgisinde neredeyiz? Onun sevgisini yaşamak için, onun sevgisini hak etmek için hangi durumdayız? Allah bir kulunu bu kadar güzel severken gidenlerden miyiz, kalanlardan mıyız, bekleyenlerden miyiz? Bunu bana değil, gece Rabbine söyle, kendine söyle, vicdanına söyle. Çünkü kendini ertelediğin her an, başkalarına göre yaşadığın her an, kendinden uzaklaştığın her an gibidir. Sen Rabbinin eşsiz kulusun. Kalbin, akciğerlerin, damarların, hücrelerin hepsi sen, sen diye seni çağırırken, sen, sen diye seni düşünürken ne olur, ne olur? İçinde Allah olmayan gönüllerde kendini paramparça etme. Sen Rabbinin bir tanesin, Rabbinin incisisin. Kendini parçalara bölerek ikinci plana, üçüncü plana kendini düşürme. Neden mi? Yarın geç olabilir. Bugünün kıymetini bilenler dünden ders çıkaranlardır. En güzel emanetsin. Selametle. Sizler ve sizden sonrakiler için kalıcı ve faydalı videolar yapmaya çalışıyoruz. Siz de kanalımıza ücretsiz olarak abone olarak bize destek verebilirsiniz.
Bu videoyu beğenip paylaşmanız da bizim için çok önemli.